Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Aragaz başladı hanımlar beyler. Kadir Çöpdemir burada. Ahan da Pascal Numa da burada. Ne demek Pascal Numa da? He? Sanki burada olmam bir istisna. Sen başlı başına müstesna ve istisna birisin Pascal. Ne diyorsun abi sen? Ne demek onlar? Yani sen kendin bir istisnasın. Ya orası öyle. Benden bir tane daha yok. Seni biraz solgun gördüm ya Pascal. Sorgun mu? Nerem sorgun be? He? Yüzünün rengi kaçmış. Evet. Çamaşırın suyu sürdüm. Tövbe. Ya, ya. Yavrum hemen alınma ya. Yıllardır birlikte mesai yaptığım için artık senin psikolojik durumunu anlıyorum. Abi biliyorsun işte. Neyi biliyorum? Başak. Başakşehir. Başakşehir? Başakşehir'e mi gittin? Yok. Gitmedim. Evde sarıttım. Allah Allah. Ne oldu? Abi ne oldu? 1-0. Aa 1-0. Kim kimi yendi? Sence? Siz mi? Ha anladım. Başakşehir. Vay be yapma be. Takip edemedim ben ya. Neyse o derbiyle beraber onu da konuşacağız. Ne demiş Çinliler? Sakın kaplanın kuyruğunu tutma. Eğer tuttuysan da bırakma demişler. Aferin Çinliler. Bunu var ya kesin araklamışlar. Bir yerden çalmışlar. Abi bu Çinlileri var ya o orijinal bir şey yok. Aferin Pascal. Cümle alemi bize düşman et. Bir de Çinlileri düşman et. Bir onlar kalmıştı. Onları da sar başımıza. Bravo kardeşim, bravo. Kadir, bana bulaşmasınlar. Heh, bir şey yapmam. Ya Pascal, inan sen umurumda değilsin ya. Ben halkımı düşünüyorum kardeşim ya. Halkım halkım. Kadir, sanki bize ekmeği halkım veriyor. Kim veriyor? Tabii halkım veriyor. Onlar bizi dinlemezse ne yiyeceğiz ya? Biz daş mı yiyeceğiz? Nereden biliyoruz? Dinliyorlar mı? Yoklama alalım. Pascal! Burada! Kısa Künye! Pascal Numa, Paris! Emret Kumrutan'ım! Kadir Çöpdemir! Burada! Peki şimdi dinleyici diye soracağım. Nerede olursanız olun yüksek sesle burada deyin, tamam mı? Sabah içtiması. Gayrisiz içtima alacağım. Pascal, aç camı ses gelsin. Dinleyici! Bugün de yoklar. Dur bir dakika, dur. Sakin ol, tamam bir daha. Neyse belki burası kalabalık gürültü ya ses gelmiyor yani. Twitter'dan yoklama alacağız. Efendim yoklamayı Twitter'dan alalım. İşimize bakalım. Sizler efendim demirden atlara binip beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken Aragaz bünyenizdeki negatifi cork cork emip pozitifi dazır dazır verecek. Hadi Pascal ver. Ne ver? Pozitifi ver. Negatifi almadan pozitif verilmez. Tabii bünyede ifrazat yapar. Kompetanı konuştu. Ben bir şey diyemeyeceğim ya. O zaman Twitter adresimizi ver bari en azından. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim tweet atarsanız hayır duamıza alırsınız bu zamanda çok kıymetli bir şey söyleyeyim. Haydi Aragaz başladı. İşiniz gücünüz ses kessin. Davancanızdan ses kessin. Aragaz. Pascal. Kadir abi. Canım neydi bizim Twitter adresimiz? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim soru soranlara hiçbir şey vermiyoruz. En küçük bir karşı jestimiz yok. Soru soruyorsunuz. Uyarsa cevaplıyoruz. Bu şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye sizi kandıracak değiliz yani. Efendim. Evet Pascal ben derim ki hızlı bir dinleyici sorusu turu yapalım. Ne diyorsun? Yap dayı. İyi girir. Vatandaşın kabasını alalım. Alalım alalım. İbrahim diyor ki Kadir abi diyor. İngiltere'de fizik öğretmenliği yaptığın zamanlar rahmetli Stephen Hawking'in fizik dersine girip sınıfta bıraktığını neden yıllardır bizden gizledin diyor. Doğru mu lan? Valla üzdün mü rahmetli? Yok be kardeşim. O benim Cambridge'de fizik dersime giriyordu. Tabii çok takdir ederdi Stephen. Bir gün amfiye girdi. O zaman fizik manyeterli. Arkadaşlar dedi fiziğin kralı benim dedi. Prensibimi de bugün seçtim dedi. Kadir ayağa kalk dedi. Oo, o prensen misin? Yok canım.
Odamda dedi çantamı unuttum dedi. Koşal çabuk dedi, beni gönderdi. Ama ben bir an heyecan yapmışım. Ya yoksa beni mi seçecek diye geçti içime ama kendime kondurmamışım. Tabii ben kim, fizik kim? Telefon. Özür dilerim, benimki ötüyor. Benimki ötüyor. Alo. Alo, aleykümselam, kimsin? Jonathan mı? Kimin Jonathan'ısın sen ya? Rahmetli Stephen Hawking'in biraderi mi? Oo babuş. Başın sağ olsun ya. Nereye dedin? Yarın mı? Yapma, gelemeyiz. Pascal DJ'liğe gidiyor. Benim de ekstram var. Ha biz burada kendi içimizde yaparız bir şey. Ha lazım mı şeker lokum falan? Kaç bidon? Tamam. Ne oluyor be? Ne bidonu? Ya Stephen Hawking'in biraderi Jonathan arıyor. Abimin diyor yarın dedir diyor. Mevlid olacak diyor. Gelecek misiniz diyor. Yapma be. Abi iş var ya. Ya söyledim, duydun sen de dedim. Şeker lokum lazım mı dedim. Yok abi, iki bidon gül suyu yollarsanız diyor. Gelene seferiz diyor. Makbule geçer diyor. Yayından sonra unutturma da veznecilerden alıp gönderelim kargoyla. Tamam dayı. Selamdır. Evet, tamam peki. Baby. Pascal, Queen'in solisti Freddie Mercury'yi senin ünlü yaptığını bizden niye yıllarca gizledin diyor. Bıyık bırakmasını da senden öğrenmiş diyor. Doğru mu Pascal diyor. Pascal, Freddie Mercury'yi sen mi meşhur ettin ya? Kadir, uzun hikaye. Benim dinday. Nasıl ettin ya? Anlatamam. Niye anlatamıyorsun yavrum? Özelime girer. Geçiniz. Başka soru? Peki, Muhittin soruyor. Kadir abi, çiftlik bankta büyük para batırdın, doğru mu diyor. Ne? Tosun da, doğru mu lan? Yok oğlum be, yok be. Öyle bir organizasyon olduğunu bile iş patladıktan sonra öğrendim ben. Kadir, ben 4 tavuk batırdım. 4 tavuk mu batırdın? O ne ya? Abi, tavuk aldım. Bu Tosun var ya, tüy diyor herif. Evet. Tavuklar ortada yok. Bir kümes kuracak. Olmadı baba. Ya bana bak, bu organik yumurta işinde en büyük kolpalar çıkmaya başladı. Vallahi yeşil renkli yumurta diye bir şey çıkardılar ya. Ya mavi yumurta var. Mavi yumurta tanesi ne kadar biliyor musun? 40-50 lira ya mavi yumurtanın. Abi nesi de şık? Ya ne bileyim işte, kabuğu mavi, yok kabuğu mavi. Efendim Paskalya günü eskiden Rumlar yumurta boyardı Pascal. Rengarenk haşlanmış yumurta yaparlardı, bize de verirlerdi. Tavukları Paskalya yumurtası gibi renkli yumurtlattılar ya. Ondan sonra da denişik faydalı diye millete kaktırıyorlar ya. İkrar ettim yemin ediyorum bu organik işinden ha. Abi organik güzeldi. Tokatçı çok. Evet geçelim abi. Neyse, One Day sormuş. Kadir abi, Pearl Harbor filminde savaş sahnesinin gerçekte olan savaştan daha uzun sürdüğü, bu sahneyi senin çektiğini neden bizden yıllarca gizledin diyor. Sen mi çektin? Ya bana aslında Kadir'im, filmi komple sen çek, bizi çoluk çocuğun eline bırakma dediler. Aynı kıza aşık olan iki yakın arkadaş hikayesini benim ailemden aldığım, muhitimden aldığım terbiyeye ters düşüyor dedi. Bizim lejyonumuzda arkadaşımız sevgisi ölene kadar yengedir dedi. Yollar ne dedi? Kadir abimiz, sendeki bu Osmanlı terbiyeye hayranız. Ahlak bakımından keşke senin levelinde olabilsek. Ne çare ki biz ecnebiyiz dedi. Ondan sonra onların bu efendi tavrı hoşuma gittiği için savaş sahnesini ben çektim. Hatta filmde oynadım da. Hadi be. Hangi rolde? Ya orada hani Japon amiral var ya, Oshimoto. Hadi be. O Japon amiral. Sen miydin? Tabii abi. Japon aktör gelmedi. Sette Japon'a en çok benzeyen bendim. O yüzden öyle oldu. Oğlum, senin nereden Japon? Ya arkadaşım, benzettiler işte. Plastik makyaj diye bir şey var. Adamı her şekle sokuyor. Yalnız Pearl Harbor filmindeki savaş sahneleri harbiden hakiki baskından daha uzun. Söyleyeyim onu. Abi orada bir kız var. Hastasıyım onu. Kate Berkins'e. Hangisiydi o Kate ya? Kankalar vardı ya, sevgilisi. Ha o mu? Ya o çok dolaştı benim peşimde. Hadi be. Kate, seni mi kovaladı? Hem de çok ya, çok. Dikkatimi çekmeye çalıştı. Neler yaptı, neler yaptı ya. Anlıyor musun yani? Anlamıyorum. Nasıl mesela? Ne yaptı abi? Ya ben böyle bir ortama girince böyle aşırı enerjik bir hareketler, aniden bir yüksek sesle gülmeler falan, hesapta bana yani ben buradayım, seninle de ilgiliyim mesajı veriyormuştu. Emin misin dayı? Ya eminim, hatta bana bir keresinde beni tenhada ısırdı. Siz de Elazığlı mısınız diye sordu bu ki. Abi tenhada kestirdi, bunu mu sordu? Ya erkeğin kadına burcunu sorması gibi bir şey bu. Nerelisiniz diyor. Yani hesapta sohbete şey, konu açacak. Elazığlı mısınız deyip oradan yürüyecek yani.
E sen ne dedin? Elazığlı olduğumu nereden anladın dedim. Onlar hiç tanımadığı halde kadına sanki daha evvel koynunda uyumuşçasına yakınlık hissettiren erkekler bir tek Elazığ'dan çıkar, oradan bilirim dedi. Keyta bak be. E sonra? Sonra mı? Yahu bu mevzuya başladığımdan beri 5 kere yalan söyledim, 2 kere gıybet ettim. Cehennemin gayya kuyusuna mı göndereceğiz beni zalimler? Yeter, sonrası yok ya. Aragaz. Pascal. Gel abi. Yüksek sanata hazır mısın? Her an hazırım. Sen mi yazdın? Evet Pascal, ben yazdım. Haybeci ekolde bir şiir. Bu hafta yine genç haybecilere okurlarımızın içinden duygu tosartıp bize gönderen haybeci şairlerin şiirlerine yer vereceğim. Ama bu şiiri ben yazdım. Ne yazdın Kadir? Şimdi bu sanat ve sporu birleştiren deneysel bir haybeci şiir oldu. Bu şiirimde hafta sonu oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisini anlatmaya çalıştım. Arz ederim efendim. Duygu? Girmeyeceğim lan. Duygu bugün dinlensin. Yarın şiir okurken gireceğim. Derbi, biraz heyecan ver bir. Adrenalin yükselsin, azıcık bizi ger bir. Kaleciler devleşti, İnsan biraz yer bir. Cumartesi gecesi hava açık ve ılık. Futbolcular havalı, hepsinde ayrı kılık. Öğlen hafif yenildi, biraz sebze, biraz balık. İki takım da maça çok kontrollü başladı. Fatih Terim look at the tabela diye haşladı. Aykut zaten defans diye gol atmayı boşladı. Alex günde uyuyanı yan hakem pışpışladı. Alex desen bu maçı da tribünden izledi. Ha girdi ha girecek, herkes onu gözledi. Seni yalnız biz değil, kedi bile özledi. Sensiz bu takım eksik, sensiz bu takım yarım. Alex İstanbul'daysa her türlü oynatırım. Volkan'dan daha volkan, Ozan'dan daha tufan. Valbuena kimmiş ki eskiciden ekici? Öyle bir bakışın var, hem de çok fena yani çekici. Sözünü dinlemedik, bırakmamıştın sakal. Sensiz bu takım var ya, Mehmet'ten daha topal. Maça dönecek olursak, dakika olmuş 70. Ağzım gözüm demeden tüh be, bu maç da bitmiş. Anlatmaya gerek yok, işte görüyorsunuz. Bir yüksek uçuruma hızla yürüyorsunuz. Aslında bitmiş, ayak sürüyorsunuz. Mükemmel. Nasıl buldun Pascal? Abi bu ne ya? Bu şiire var ya, ben başka bir şey mi getirmiştim? Vallahi ekol içinde ekol. Tebrik ederim. Harbi mi diyorsun? Evet Kadir, seninle gurur duyuyorum. Ya ne yapayım Pascal, sanata mahkumum ben. Sanata mecburum. Sanat denince tutulamaz oluyorum ya. Şarkı da mı söylesem acaba? Aman abi, dur abi. Şiir güzel, şiir iyi. Sakın şarkı falan, aman Kadir. Aman kardeşim. He, daha sonra yükseleceğim bu konu üzerine ama. Alçakta kal, üşümesin. Gözünü seveyim. Aragaz. Pascal. Geldim. Telefon kötü. Benim kötüyor, pardon ya. Alo Kadir'im, sen misin? Vay 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 benim güzel Hacı Darth Vader abim. Ne güzel sesini duymak, nasılsın canım abim? İyiler iyi genco. Bizde durum normal. Erkeklerde? Buradayım Darth abi. İşimde gücümdeyim. Aferin. İşi gücü boşlamayın gençolar. İş güç mühim. Yok abi. Ya her şeyden evvel işimiz gelir ya. Bak bunu 20 sene önce sorsan önce Honduras derdik. Ama şimdi iş güç abi. Tabii abi. Önce karnımız doysun. Değil mi baba? Aferin işte. En baştan beri size aktarmak istediğimiz mantalite bu. Bizim yarı alana geçtikten sonra hiçbir boş olan ve boş adam bırakmamak. Pardon? Ne dedin Hacı Darth Vader abi? Karıştırdım gençolar. Son zamanlarda motivasyonum düştükçe Fatih Terim'in UEFA finalinden önceki takım konuşmasını dinleyip gaza geliyorum. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Öyle demiyor lan adam orada. Saçmalamayın, Allah'ın cezaları. Beni neden aradınız onu söyleyin. Ya ben çaldırdım Hacı Darth Vader abi, açmadın. Ters bir zamanda rahatsız etmedik inşallah. Müşteriye bakıyordum gençolar. Şimdi müsaitim.
Abi ben şeyi soracaktım. Artık yavaş yavaş Star Wars filminin dünyadaki box office'i de ortaya çıkmıştır yani. Bu sene pek kimse sallamadı gibi bir intiba var. Ne diyorsun abi? Ben o dosyayı kapatım gencolar. Abi yapma. Film Türkiye'de batmış. Star Wars gibi dükkan asla batmaz gencolar. Film bu sefer mantarladı. Çünkü kötüsü kötü. O ne demek ya? Kötü karakteri kötü. Beni öldürdüler. Yerime kötü diye parlak bir oğlan çocuğu koydular. Lan parlaktan kötü olur mu? Ya peki Hacı Dert Bedir abi, Star Wars'tan seni neden ikilettiler be babacığım? Ha? Yapımcı beni çağırdı. Yaşlandın dedi. Hep aynı şeyleri yapıyorsun. Fü fü diye nefes almak, her mevzuya ışın kılıcıyla dalmak, psikopatlık falan bunlar eskidi dedi. Bize yeni bir kötü lazım dedi. Ben de iyi peki dedim. Abi şimdi seni çağırsalar gider misin? Şimdi çağırsalar gider miyim? Böyle iyi be gencolar. Su akar yatağını bulur. Bu yaştan sonra setlerde pinekleyemem. Biraz da çoluk çocuk uğraşsın bu işlerle. Yalnız son filmde Jedi'lik de bitiyordu baba ya. Ha? O zaman batarlar işte. Gencolar, alem biter, ortam biter, Jedi'lik bitmez. Size Jedi'likle ilgili yazdığım bir şiir okuyayım. Müsaade var mı? Müsaade ne demek abi, program senin ya. Gelirsin ne istersen söyler gidersin abi. Bir Allah'ın kulu sana ses edebilir miymiş ya? Buyur der tabii. Şiirli dinliyoruz. Seviyorum lan sizi, Allah'ın cezaları. Abinin gönlü nasıl yapılır iyi biliyorsunuz. Tatlı dili şeytanlar sizi. Arkadaşlar sessizlik. Hacı Darth Vader abimiz şiir okuyor. Benim adım Darth Vader. Her kötülüğe adayım. İşim ne olursa olsun sapına kadar Jedi'yim. Jedi'lik bitecek dediler. Bilmiyorum kime çatayım. Ben böyle alemin anasını satayım. Ya da vazgeçtim, ticarete atıldım. Biraz ürün satayım. Şiir bitti, Allah'ın cezaları. Ha bitti mi? Ya kusura bakma Hacı Darth Vader abi, aniden bitince intibak edemedik. Pascal alkış. Alkış Pascal. Pascal alkış. Ben böyleyim. Aniden başlarım, aniden bitiririm. Allah'ın cezaları. Oğlum dükkanın önüne araba çekiyorlar. Bak git, dükkana mal gelecek de. 60 bin lira verip araba alıyor, 10 lira verip otoparka bırakmıyor develer. Ya Hacı Darth Vader abi, ne zaman arasak dükkanın önünde araba çekme mevzusu oluyor ya. Ya mercan da satılıyor, şu turuncu beyaz kukalardan alıp dükkanın önüne koysan kimse araba çekemez. Yavrum burada yer çekimi yok ki, kukayı koyuyorsun fırt uzaya kaçıyor. Burası İstanbul mu lan? Öyle kafana göre yol kapatasın. Senin o dediğin İstanbul'da olur. Burası Star Wars. Burada kafasına göre yola kuka koyanı, kaldırıma tezgah açan adamı oyarlar. He, uzayda o iş zor diyorsun. Kan alırlar kan. Gencolar, müşteri bastırdı. Penyeleri karıştırıyorlar. Ben şunlara bir bakayım. Herifin vakti bol. Can sıkıntısından dükkana giriyor, penyeleri alt üst ediyor. Vakit geçsin diye harmanlayıp karıştırıyor. Hiçbir şey almadan çıkıyor. Esnaflıktan soğudum yeminle. Hadi kaçtım ben. Ha ha ha. Seviyorum sizi, Allah'ın cezaları demiş miydim? İşin gücün rast kessin, Devancan'dan ses kessin. Hacı Darth Vader abi. Aragaz. Pascal. Sir. Canım şu an stüdyomuzda kim var? Büyük başkan geldi. Hanımlar, beyler, Türk ve dünya futbolunun en zirvesindeki isim. Hakemlerin korkulur rüyası. Bonservisi elinde tekahütlüğü gelmiş ecnebi futbolcuların tek umudu. Büyük Başkan. Sen Thunderbolt stüdyomuzu teşrif ettiler. Büyük Başkan hoş geldin. Büyük Başkanım adamsın. Ya boy. Das Füß ine kayna sayten hoyta kayna layda şule. Ja, ja, ja. Es geht mu du bebite sayten jamol. Büyük Başkanım hayırdır? Almanca ne iş? Ya sorma ya. Kadir Beşiktaş Bayern maçını Almanların arasında seyrettim. Ya, dilim hep Almanca'ya kayıyor. Pascal, koş bana bir mineral varsa getir. Hadi, şinel bitti. Başkanım, Almanca da size çok yakışıyor. Tipinize gidiyor yani ha. Sarışınım ya, o yüzden. Sarı adama Almanca gider. Bak mesela, bak Pascal Almanca hiç gitmez. Pascal, konuş bakayım Almanca. Natürlich. Gerçekten Almanca bahsini odun gibisin Pascal. Canlı gönülden bir natürlich, içten yürekten bir şinel çekemiyorsun ya. Hadi, senden alalım Almanca. Ya, şinel. Süngemo. Ya. Aferin lan Kadir. Adeta bir Hamburg, bir Duisburg çocuğu gibi Almancan var. Almancayı nereden öğrendin sen? İstanbul Erkek Lisesi mezunu musun yoksa? Yok büyük başkanım. Almancayı kendi gayretimle öğrendim ben ya.
Nasıl gerek bu ya? Onu sonra izah ederim ben. Yani yayında şimdi konuşmayalım bunu ben. Hayır Kadir, kolaysa ben de öyle öğrenirim. Tabii kolay, çok basit. Bir ayda Almancanın temelini çözersin ama benim yöntemle öğrendiğin Almancayı sakın Almanya'da konuşmayacağım bak. Başına da değişik şeyler gelebilir. Evet, yalnız Aranede çay isterken maynam öte, şinel bitti dedim, dayak yiyordum ya. Ama başkanım, sen de bir tuhaf demişsin. Ne dedim lan, acele et anam dedim. Ya bu yabancılar hiç iyi yabancılığı bilmiyorlar ya. Geçen söz Alex Ferguson geldi. Aa, niye geldi, hiç haberimiz olmadı. Hormon innesi olmuş, o da aşırı kıllanma yapmış. Alex Ferguson beni aradı, sen Thunderbolt, ben hormon innesi oldum. O da aşırı kıllanma yaptı. Bizim İskoçya'da kıllı döşle çok dalga geçerler. İlla yumurta gibi olman lazım. Sana geleyim de çöz benim şu derdimi. Buralarda epilasyon yaptırsam dile düşerim dedi. Geldi. Bu da bizim statta orta sahaya yatırdım. Stadın çim biçme makinesiyle sırtındaki kılları aldım bunun ben. Alex Ferguson İngilizcesi çok kötü ya. Look at your employment Alex dedim. Mal gibi yüzüme baktı ya. Look at your employment. Ne demek ya? Rahatına bak dedim. Olur mu işte ya? Böyle İngilizce yok. Neyse, bütün bu saçmalıkları bırakalım, yayınımıza devam edelim başkanım, ne olursunuz ya. Tamam, hadi teşekkür ederiz başkanım. Aragaz. Pascal. Kadir abicim. Instagram adresin neydi? B21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di. Efendim, tweetlerinizi de bekliyoruz bu arada. Erbatır sormuş, demiş Kadir abi, Berlin duvarını senin yıktığını neden bizden yıllarca gizledin diye sormuş. Bugün de ne çok Alman muhabbeti yaptık, onu da anlamadım ya, neyse başımıza bir Alman gelecek herhalde. Aman Alman'a bismillah diyelim. Kadir. Hı. Doğru mu bu? Sen mi yıktın? Evet Pascal, Berlin duvarını hak ile yeksan eden benim kardeşim. Nasıl oldu abi? Yıllar evveldi Pascal. Almanya'da Gastarbeiter olarak çalışıyorum. Çalıştığım fabrikaya Berlin duvarının dibinde vardiya şefimiz Hans Schinner diye bir adam, biraz böyle Nazi karakterli, bir gün bana ücretsiz krank verdi. Schinner eve dedi. O ne ya? Yani ücretsiz izin verdi. Neden? Hapşırdım, ben hapşırınca sen hastasın Schwarzkopf dedi. Sana ücretsiz izin verdim dedi, evine git dedi. Abi Schwarzkopf ne demek abi? Abi kara kafa diyor yani. Bu Alman nazileri Türklere kafa, kara kafa diyor biliyorsun. Biz de diyoruz onlara. Sarı p***. Aa, güzelmiş. Valla. Sonra Kadir? Sonra ben Hans'a dedim ki, ya dedim bak, hör auf mirzu dedim. Hans dedim. Mihsu dedim. Hans dedim. O ne demek ki? Yani, ne demek yani? Bana tatava yapma diyorum Almanca. Aa. Hans da bana has yen gidin yen Turko deyince, ya Türkis aşloh dedim. Ben sana sorarım lan dedim, çıktım dışarı. Pavliye düdüğünü öğlen pauzesini çaldı. Ne diyorsun ya Kadir ya? Ne oğlum bu? Yani öğlen tatilini çaldı. Yüksek bir yere çıkıp arkamı Berlin duvarına verdim. Çevreme böyle Pavliga'da çalışan ne kadar Bulgar, Roman, Macar, Hırvat varsa topladım. Beyler dedim, Batı Almanya'da dedim yüzümüze bakan yok ama bu duvarın arkasında dedim Rusya var dedim. Rusya'da dedim bir kızlar var dedim. Ballandıra ballandıra anlattım. Abi ne ara o kadar adam yığıldı bilmiyorum. Bunlar bu nimeti duyunca coştular. Hadi bir el verin şu duvarı yıkalım bizim oğlanlar dedim. Zaten adamlar ben anlattıkça hilti gibi oldular. İki kişi bir kişiyi omuzlarından tutup ön taraf duvarı gelecek şekilde vuruyor, düşün. Nasıl anlattıysam adam koçbaşı olmuş ya. Sonra ne oldu abi? Duvarın 55 yerinden yıktık. Doğu Almanya'da duvarın yıkılacağını anlayan ne kadar adam varsa onlar da o tarafta birikmiş. Buradakiler de o tarafa, oradakiler de bu tarafa karşılıklı akıldı. Almanya'nın 15 sene şaftı kaydı Pascal. Yani sen bu yüzden Berlin duvarını yıktın. Evet Pascal, yani Berlin duvarını yıkan ne özgürlük ne işsizlik ya. Berlin duvarını yıkan abazanlık kuvveti. Ya bu tarih ne acayip şey. Ama şimdi şöyle düşün abi, Berlin duvarı abazanlık yüzünden yıkıldı diye tarihe geçse hoş bir şey mi bu? İster istemez özgürlük falan diyorlar. Canti bir kayıt düşüyor tarihe. Bu arada komik espriler dinlemek, programı reklamsız kemiksiz dinlemek için kanalımıza da abone olun ha. Ne kanalı abi? Ne demek ne kanalı? Bizim kanalımız yok mu? Var mı? YouTube kanalımız var. Yapma ya. Biz kanallı olalım. Ha? Yuh be, 5 senedir var. Ayakta uyuyorsun. Bundan sonra sadece kanalımıza abone olun, daha çok güldürün. Bizim kanala girin. Kendinize girin.
Kanal yapma, yapılmışı var vatandaş. Aragaz'ın kanalına gel. Kanalımı çekil, ölümden çekil. Aragaz. Paskal. Geldi abi. Peki abicim. İsviçre parlamentosunu bildin mi? Bildim. İsviçre parlamentosu toplanamıyormuş Paskal. Ne toplanmıyormuş? Ekstraları mı çok? Hayır abicim. İsviçre'de görüşecek sorun, halledecek problem kalmadığı, olmadığı için İsviçre parlamentosu bir araya gelip konuşacak, tartışacak bir şey bulamıyormuş. Onun için de toplanamıyormuş. Allah Allah ya. Ne ülkeler var? Dersiz memleket. Olur mu ya? Bak yakında bu İsviçreliler birbirini yemeye başlar söyleyeyim sana. Doğru diyorsun abi. Dersiz adam kadar derdi büyük biri olmaz. Bak benle takıla takıla sana da bulaştı bir şeyler ha. Divane gibi laflar ediyorsun ya. Hayırdır? Ya dertsiz insan kadar derdi büyük insan olamaz dedin ya. Harbi ya. Süper laf etmişim. Ben böyle değildim. Sen ne oldun? Yavrum sen benim eserimsin. Onur duyuyorum. Gel öpeyim. Öpme öpme öpme. Niye ya? Ya sanatçının eseri sanatçıyı öper mi? Ha? Yani kara kitabı Orhan Pamuk'u, Mona Lisa, Da Vinci'yi, ne bileyim Sagrada Familia, efendim Gaudi'yi öpmek istiyor mu ya? Mümkün değil. Şimdi ben dedim ki İsviçre parlamentosunu arayalım, onlarla birkaç mevzu verelim onlara konuşacak. Süper fikir abi. Süper akıl. Hadi ara. Ama bak seni İsviçre konusunda bilgilendiririm. Şimdi bu İsviçre Haydi'nin memleketi. Sakin, zengin insanlar bunlar değil mi? Evet abi öyleler. Yok ya, Avrupa'daki en yüksek silahlanma oranı İsviçrelilerde. %25'in evinde silah var. Ama öyle kafana göre çekip sıkarsan seni gömüyorlar, hayatın bitiyor. O yüzden en küçük arıza yok. İsviçre'de bir öğretmenin maaşı Türkiye'deki öğretmen maaşının 10 katıymış biliyor musun? Yuh, adamlar başmış. Ya öğretmen maaşı Türk öğretmenin 10 katı ya. Peki bir ekmek Türkiye'nin 10 katı fiyatına dersem ne yapacaksın? Bir pet şişe su Türkiye'nin 8 katı. Yani bak ilginç bir bilgi vereyim. İsviçreliler efendim iç savaşa tutuşmuşlar zamanında. Ondan sonra ama Napolyon ordusuyla İsviçre'den geçerken bütün silahları topladığı için birbirlerine silah olarak bir sopayla dalmışlar. Nasıl sopa? İşte silah yok, herkes birbirine meşeyle dalıyor. Harbi mi? Gerçek mi bu kez? Evet abi, tarihi gerçek. Top yok, tüfek yok, kılıç yok. İç savaş çıkmış. Budaklı meşe odunu var. Öyle bir iç savaş yani. Orijinal millet ya. Neyse efendim, arıyorum İsviçre parlamentosunun başbakanını, arıyorum, çalıyor çalıyor. Alo, konuşacak sorun ve mevzu kalmadığı için toplanamayan İsviçre parlamentosunun başkanıyla mı görüşüyorum? Ne yapıyorsun konuşacak sorun ve mevzu kalmadığı için toplanamayan İsviçre parlamentosunun başkanı? Evet, ben Kadir Şöptemir, Paskal Numa da burada. Alo Peter, ne haber Peter? Abi Peter mi ki isminiz? Ha nedir abi? Ha Benjamin, Benjamin Altuğan. Oo Benjamin, hastasıyım. Abi biz Benjamin adını para birimi olarak kullanıyoruz da, onun için doların üstünde Benjamin Franklin'in resmi var ya, dolara Benjamin diyoruz. Alo Benjamin abi, ya şimdi siz mevzusuzluk yüzünden toplanamıyormuşsunuz. Dinleyicimiz de durumdan vazife çıkarmış, size mevzu önerileri göndermiş. Mesela İsmail diyor ki Taliska'nın bonservisi alınmalı mı yoksa yerine başka bir oyuncu mu alınmalı? Atiba ile artık vedalaşma zamanı geldi mi gelmedi mi, bunları konuşsunlar diyor. Bence Oğuzhan da gitsin. Formülü yer yerde. Ha Benjamin abi, bir diğer öneri bak, Mehmet diyor ki Halic'in dibi altın dolu mu, Japonlar onu istedi mi? Nermin de demiş ki bor madeni en çok Türkiye'de varmış. Petrol bitince Arabistan kadar zengin olacağımış. Geleceğin petrolü bormuş. Öyle mi değil mi onu da görüşsünler diyor. Kadir şey söyle. Tavuk. Gezen tavuk. Abi mesela şöyle bir mevzu var. Gezen tavuk nasıl gezmeli? Nereye kadar gezmeli? Gecede çıkmalı mı? Bunu da tartışın abi. Evet, gezen tavuk diye bir şey var ama alıp başını giden kümese hiç uğramayan tavuk da gezen tavuk sınıfına giriyor mu yani? Çok gezen tavuk mu bilir yoksa, ne diyorum ben ya? Kadir, Kadir geyik de vites büyüttü. Valla kendi başına gidiyorsun. Alo efendim Benjamin abi. Ha ne oldu dedin? Ha bir adam Rupertsville'de toplu katliam mı yaptı? Gözünüz aydın, sorun çıktı işte. Hadi toplan konuşun abi. Oğlum deli misin ya? Buna gözün aydın. Denir mi ya? Ya arkadaşım ya. Bu Kuzeyliler manyak, bildiğin gibi değil ya. Aslında en büyük deliler bunlardan çıkıyor. Fazla artık iyi bir şey değil, ben sana söyleyeyim. Efendim Benjamin abi. Nerede toplanıyoruz dedin?
mevzu var. Ha, hadi be. Ne diyor? Kadir'cim diyor, biz konuşacak mevzu bulmadığımız için diyor. Çaycıya diyor 2300 efendim İsviçre frangı borç taktık diyor. Kimse ödemeye yanaşmıyor diyor. Çaycı da İtalyan kantonunda aşiret diyor. Bir araya gelip toplansak hepimize tek tek diyor sıkacak diyor. Tırstığımız için de toplanamıyoruz diyor. Ya ağla bak ya. Koca parlamento. Çaycı borç takar mı? Ha? E peki nasıl olacak? Nasıl idare edeceksiniz? Ne, Twitter'la mı? Ya vallahi bir tuhafsınız ya. Koca ülke Twitter'la idare edilir mi ya? WhatsApp'tan mı? Yok artık. Ne diyor? Bu çaycının korkusundan diyor toplanamadığımız için diyor WhatsApp'ta vekilime lazım diye bir grup kurduk diyor. Oradan ülke meselelerini yazışıp mentionlayıp konuşuyoruz, rahat oluyor diyor oturduğumuz yerden. Kadir bize de alsınlar. Hangi grupmuş? Alo İsviçre parlamentosu başkanı abi. Pascal'la bizi de gruba alın. Ha, darlandığınız zaman ortaya çıkarız, geyik muhabbetini atar dağıtırız. Yalnız abi kış olimpiyatlarında gördüm sizi, çok güzel kayakçılarınız var, atlamacılarınız falan filan ya. Yani ben onlarla bir connection kurabiliyor muyuz abi? Alo. Aha yüzüme kapattı. Hadi işiniz gücünüz ders gelsin, davancınızdan ses gelsin. Aragaz. Paskal. Sir. Kuzey Kore lideri Kim Jong'u bildin mi? Abi yine mi o? Abi ne yapalım, adam malzeme veriyor ya. Elbet ondan konuşacağız. Ne yapmış yine? Amerika'ya cilvelenmeye başlamış. Ne cilvesi? Amerika ile barışmak için yol yapıyormuştu. İyi, Kim Jong'a bak. Ne atıyordu, tutuyordu. Vallahi onu ben de anlamadım. Paskal bir arayıp konuşalım mı? Ara bakayım ya. Merak ettim ya. Efendim Amerika ile barışmak için manyel yaptığı söylenen Kuzey Kore lideri Kim Jong'u arıyorum. Çalıyor. Alo. Amerika ile barışmak için manyel yaptığı söylenen Kuzey Kore lideri Kim Jong'la mı görüşüyor? Ne yapıyorsun Kim Jong? Bak Pascal da burada lan. Alo ördek, fönlüye yanaşıyor musun? Ha? Seni. Alo Kim Jong abi, bir şey duyduk inanamadık, şaşırdık. Sen Amerika ile barışmak için türlü tevir işler çeviriyor musun? Manyel yapıyor musun öyle mi? Evet. Vay be. Ne diyor? Evet kaderim diyor, delikanlımızı yaptık, atarımızı yaptık, postamızı koyduk. Artık yeter diyor. Olur mu öyle şey be? Racan böyle mi? Vay be Kim Jong abi, sen de geri vitesçi çıktın ha. Hani sen de geri vites yoktu. İcabında ileriden U dönüşü yapardın ama asla geri vites yapmazdın. Sen de mi dümen babasın ya ha? Abi kusura bakma öyle yani. Ne diyor? Kadir'cim diyor, barışmak istedim diye sanılmasın ki tırstım diyor. En küçük bir ters yapan olursa diyor ibiğimi kaldırırım diyor. Postamı koyarım diyor. Fönlünden ne korkacağım, ben insanlık olsun diye şettim diyor. İcabı halinde nükleer başlığa kafa atarım diyor. Kralını tanımam diyor. İşte bu. İşte Kim Jong bu. Alo Kim Jong abi, yanlış anlama, barışmak istemeni saygıyla karşılıyoruz ama sen evvelden öyle bir konuşurdun ki duyan ya bu adamı yatırıp kessen barışmaz zannediyor. Ya neyse bir şey soracağım, barışma isteğini Trump'a nasıl ilettin? Nereden? Hayda. Ne diyor? WhatsApp'tan gözleri kalp şeklinde emoji göndermiş. Fönlün ne yollamış? Kim Jong abi, Donald Trump sana ne cevap verdi? Bak o da sana karşı boş değil. Ne yollamış abi? Kim Jong gözleri kalp şeklinde emoji yollamış. Donald Trump da gülmekten gözlerinden yaş fışkıran iki tane emoji yollamış. Ya oğlum bu ne ya? Bunlar nasıl gider ya? Evet Kim Jong abi, elinin altında nükleer silah olan adamsın. Emoji ile mi barış yapıyorsun ya? Ha? Vallahi anlamadım ama. Ne diyor? Artık bir araya gelmeye gerek yok Kadir'im diyor. WhatsApp'tan hallediyoruz diyor. Hatta gece mesajına geç cevap verdiğim için Donald Trump kapris yaptı diyor. Bana asık surat yolladı diyor. Kadir deme. Bunlar var ya yakında evlenir. Alo Kim Jong abi, şimdi aman barışın. Barışmak iyi bir şey de. Şimdi ister WhatsApp'tan ister Twitter'dan barışın ya. Ha ne oldu? Hadi. Hadi sen de cevap yaz, gecikme. Hadi trip yapmasın hadi. Hadi işin gücünü rast gelsin. Tabancandan ses gelsin. Ne diyor abi? Ne olur? Donald Trump'tan, WhatsApp'tan şeytan kafası emojisi yol gelmiş. Kadir, bunlar var ya, cyberçek yapacak. Trump'la Kim Jong sanalcı mı yani? Abu, bana bak, sandalda Honduras'a doğru gidiyorlar mıymıştı? Kadir, aradan çekil. Arayacağım ben. Gidelim kardeşim, bugünlük yeter. Zaten saat kaç olmuş? Yarın nasipse devam ederiz. Efendim, paka. Bye.
Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.